Evet. Ergün Bey, bir de şey sorayım ben size. Hani şimdi dul maaşında normalde eşinden ayrılan kişi dul statüsünde mi görülüyor sosyal yardımlaşmada? Şimdi Ya da şöyle, eşi ben iki kezdir yayına bağlanıp bunu anlatacaktım. İki kez de unuttum. Şimdi yine unutmuştum, hatırlattım. Bu bizim vakıf Evet. olarak en sıkıntı çektiğimiz olay. Şimdi Evet. eşinden boşanan bayanlar bekardır. Eşi vefat etmiş kadınlar duldur. Evet. Hatta yardımın, o programın ismi eşi vefat etmiş kadınlara yönelik yardım diye geçer o. Bizim dul maaşı diye tabir ettiğimiz yardımın ismi eşi vefat etmiş kadınlara yönelik yardımdır. O da aylık 1.000 lira oldu. Evet, çok önemli gerçekten. Yani eşi vefat etmiş kişi dul aylığı, dul statüsünde değerlendiriliyor. Aynen öyle. Evet, şunu söyleyeyim. Biz boşanmış çiftlere, bayanlara, hani erkeklere zaten yardım yok da burada bir cinsiyet ayrımcılığı var. Boşanmış bayanlara yardım edemiyoruz. Neden yardım edemiyoruz? Şahsına mesela, hani gidip babasıyla kaldığı zaman bizim için hane önemli olduğu için şahsı baz alamıyoruz. Evet. Ha, ben bir bilgi vereyim size. Eşinden boşanmış bir bayan varsa, bu bayan çocuk sahibi ise sosyal hizmetlere gidip, eğer tabii şöyle bir durum da söz konusu, muhtaçsa gerçekten sosyal ekonomik destek paketi, o SET yardımı dediğimiz olaya sosyal hizmetlerde başvurabilir. O da şu an yanlış değilsem 2.356 lira her ay, bir yıl boyunca. Evet. Ben Evet. yeni